Makedonya Radyo Televizyon Kurumu'ndan gerçekleştirdiğimiz ilk yayınımızda ilk konuğumuz Üsküp Büyükelçimiz Sayın Ömür Şölendik. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk. Öncelikle TRT'ye ve Makedonya Radyo Televizyonu'na bu önemli ve anlamlı yayını gerçekleştirdikleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz bir anlamda hem Balkan coğrafyasının siyasi durumunun, ekonomik durumunun haritasını çıkarmaya geldik. Hem de Balkan Türklüğü'nün bir anlamda sesi olmaya çalışacağız bu yayınlarımızda. Biliyoruz ki büyükelçiliklerimiz aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin var oldukları ülkelerdeki gözü kulağı. Sizden öncelikle Makedonya'nın genel bir fotoğrafını çekmenizi istesem hangi başlıkları öne çıkarırsınız? Efendim esasen biraz önce sunduğunuz Makedonya ile ilgili özet bütün ayrıntılarıyla, bütün veçeleriyle gayet doğru tespitlerle Makedonya'nın konumunu ve Türkiye ile olan ilişkilerini ortaya koydu. Fakat tabiatıyla özette de ifade edildiği gibi Türkiye, Makedonya'nın tarihten gelen köklere dayalı gerçek dostudur. Aramızda tarihi, coğrafi, kültürel ortak bir uzun yıllar süren yaşam söz konusudur. Bu süreç çerçevesinde biz Makedonya'yı, Makedonya Cumhuriyeti'ni anayasal ismiyle tanıyan ilk ülkeyiz ve buraya ilk büyükelçi atayan ülkeyiz. Bağımsızlığını kazandıktan sonra. Bugün de Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği perspektiflerini, üyelik perspektiflerini güçlü biçimde desteklemekteyiz. Bizim anlayışımız ve inancımız Makedonya'nın gerçekten Balkanlarda son derece önemli etnik ve dini grupları içinde barındıran ve hassas dengeleri sürdüren önemli bir ülke olduğudur. Makedonya'nın dolayısıyla güvenliği ve istikrarı bütün bölge için önemlidir. Sadece dostumuz, kardeşimiz bir ülke olduğu için değil, aynı zamanda bölgenin güvenliği ve istikrarına da doğrudan etki yapacağı için Makedonya'nın özellikle NATO üyeliğine bir an önce alınmasını arzu etmekte ve desteklemekteyiz. Esasen Makedonya'nın bunu hak ettiğine de inanmaktayız. Özetlerde de ifade edildiği gibi Türkiye ile Makedonya ilişkileri çok boyutludur. Yani her alanda fevkalade iyi ilişkilerimiz mevcuttur. Bu çerçevede örneğin ticari ilişkiler geçtiğimiz yıl 450-500 milyon dolar civarına ulaştı ki hedefimiz 1 milyar doları yakın sürede yakalamak. Türk yatırımcıların buradaki yatırımları da 1 milyar euroya yaklaşmıştır. Büyük firmalarımız burada önemli yatırımlar yapmışlardır. Yapmaya da devam etmektedirler. Kültürel ilişkiler, eğitim ilişkileri açısından sizin özetinizde de, tanıtım programınızda da dile getirildiği üzere Yunus Emre Enstitümüz, TİKA gibi önemli kuruluşlarımız burada gerçekten son derece yararlı projeler sürdürmektedirler. Örneğin Yunus Emre Enstitümüz gerek dil öğretimi, eğitimi, gerek sanat, tarih ve kültür üzerine yaptığı çalışmalarla Türk-Makedon dostluğunu daha da pekiştirmekte, daha da yakınlaştırmaktadır. TİKA'nın sadece ortak tarihi ve kültürel eserlerimizin ihya edilmesi, yeniden inşası yahut renovasyonunun ötesinde ayrıca tarım, hayvancılık gibi alanlarda da önemli projeleri vardır. Sulama alanında örneğin. Dolayısıyla bu kurumlarımızla fevkalade iyi olan ilişkilerimizi daha da pekiştirmek yönündeyiz. Sayın Büyükelçim, Balkan coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında pek çok avantajı var. Sahip olduğumuz o gönül bağı elbette ki ilişkilerin temelini oluşturuyor. Ancak biz Saraybosna'da da yaptığımız yayınlarda da şunu gördük, artık Balkanlar fazlasını istiyor, daha reel ilişkiler istiyor. Evet, bu altyapı mevcut ama ilişkileri bir adım öteye taşıyabilmek için bizim ne gibi hamlelerimiz var, bunu da duymak isteriz. Tabii özellikle ekonomik ve ticari alanda çok ciddi firmalarımızın burada bir kere yatırımları var. Az önce de ifade ettim. Makedonya-Türkiye Ticaret Odası, MATO diye kısaltmayla kullandığımız çok ciddi firmalardan oluşmaktadır. Ve bunların da gayet yararlı çalışmaları, yatırımları vardır. Ticaret Başmüşavirliğimiz Türkiye'den gelen yatırımcılarla yakından ilgilenmektedir. Ayrıca yine bir soydaşımız olan değerli bakanımız Sayın Furkan Çako yatırımlardan sorumlu bakanlardan biridir. Türkiye'den gelen yatırımlar yahut
projelenen yatırımlarla yakından ilgilenmektedir. Türk siyasi partileri buradaki soydaşlarımızın oluşturduğu, bunlarla da gayet yakın ilişki içindeyiz. Tabii onlar burada yaşayan Makedonya vatandaşları olan soydaşlarımız bizim için son derece önemli. Gönül bağı gerçekten çok önemli. Türkiye'den gelen yatırımcılarda benim müşahede ettiğim bir husus, kardan ziyade gönül bağıyla geliyorlar. Yani bu çok önemli. Yani almaktan ziyade bir şeyler verebilmek, bir katkıda bulunmak. Yani önemli çoğunluğunun amacı ve arzusu bu yönde. Hı hı. Biz de tabii bundan memnuniyet duyuyoruz ve teşvik ediyoruz. Efendim, Türk varlığına da vurgu yapmak istiyorum. Evet. Değerlendirdiğimiz zaman Makedonya'da yaşayan soydaşlarımız bizim politikalarımız açısından bir avantaj mı? Etkin olarak soydaşlarımızın Makedonya'da siyasette, kültürde, ekonomide var olduğunu söyleyebilmek mümkün mü? Gayet tabii bir avantaj bizim açımızdan. Yani bunlar bir kere iyi Makedonya vatandaşları. Onu söylemekten hiç çekinmiyorum ve hatta memnuniyet duyuyorum. Bugüne kadar Makedonya'da hiçbir sorun çıkarmamış bir toplum bizim soydaşlarımız. İki ülke arasında da son derece önemli bağları oluşturmaktadırlar. Gerek eğitim alanında, gerek kültür alanında, gerek insani ilişkiler bazında çok önemli işlevler yerine getirmektedirler. Tabii bazı hala iyileştirilmesi gereken hususlar var. Örneğin 2002'de yapılan nüfus sayımına göre bizim Türk toplumumuz 3,85 civarında yüzde olarak toplumun görülmektedir. Halbuki geçen zaman içinde biz bunun çok daha yukarıya çıktığını tahmin etmekteyiz. Hakça temsil açısından, yani kamu kurumları da hakça temsil açısından yapılması gereken iyileştirmeler bulunmaktadır. Ama bunları da Makedon makamlarıyla müzakere ederek, görüşerek hem siyasi partilerimiz hem büyükelçilik olarak biz mümkün mertebe yerine getirmeye gayret ediyoruz. Efendim, deneyimli bir diplomatı programımıza konuk etmişken aslında Balkanların genel siyasi konjonktürüne ilişkin görüşlerinizi de merak ederiz. Son dönemde özellikle Türkiye'nin güney sınırında yaşanan sıkıntılar, Suriye ve Irak başta olmak üzere ve bu insan göçü Balkanları da yakından etkiledi. Evet. Makedonya bu anlamda kendini nereye konumlandırıyor? Bu sığınmacılar meselesi başta olmak üzere terörün bu denli yaygın olduğu bir ortamda Balkanlarda da bir kritik denge olduğunu söylemek mümkün mü? Mümkün. Tespitiniz gayet doğru. Tabii gerek tüm Balkanlar, gerek Balkanların içinde Makedonya, bu son yaşanan olaylardan, özellikle göç mülteci krizi diye adlandırabileceğimiz süreçten son derece menfi yönde de etkilenebilmektedirler. Çünkü Makedonya zaten kendisi 2 milyon nüfuslu bir ülke. Tabii esasen hepimiz biliyoruz ki bundan en çok etkilenen bizim ülkemiz. Bugün 2,5 milyon civarında bir göç mülteci statüsünde olan insanları biz misafir ediyoruz Türkiye'de. Ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tamamen insani boyutlarda yaklaşarak bu terörden, bu olumsuzluklardan kaçan insanları da sığınmalarına müsaade ediyoruz. Türkiye'ye girmelerine müsaade ediyoruz ve onlara da elimizden gelen desteği, yardımı sağlıyoruz. Ama tabii bunların bir kısmının amacı daha batıya doğru gidip oralarda yerleşme imkanı aramak. İşte bunların bir kısmı da tabii coğrafi olarak baktığınızda Makedonya üzerinden geçerek gitmeye çalışıyor. Eğer yanılmıyorsam geçtiğimiz Haziran'dan bu yana 500 bin civarında giriş oldu Makedonya'ya. Bu tabii her an değişiyor. Konuştuğumuz şu anda bile yeni gelenler olabilir. Fakat tabii bununla da bir anlamda bunu organize etmek, bunu kontrol altına almak Makedonya yetkilileri açısından da çok kolay bir husus değil. Ama biz de mümkün mertebe istişarelerimizi, bilgi paylaşımımızı, yardımlarımızı sürdürüyoruz. Sayın Ülkeaçım, Türkiye Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği ve NATO yolculuğunda en büyük destekçilerinden bir tanesi. Bu özellikle Paris'te yaşanan terör saldırıları sonrasında Avrupa Birliği'nin daha da içe kapalı bir yapıya bürüneceği ve genişlemeden imtina edeceği şeklinde bir yaklaşım var. Ne dersiniz? Makedonya yine de bu ve diğer Balkan ülkeleri yine bu yolu zorlamaya devam ederler mi? Bence etmeliler.
Yani sadece Avrupa Birliği'ne girip onun avantajlarından istifade etmek için değil, fakat belli bir hayat standardına ulaşmak, mevcut hayat standartlarını daha da ileri, daha da yukarıya çıkartmak için gerekli reform süreçlerini sürdürmelerinde ben fayda görürüm. Başını yastığa rahat ve huzurlu koyabilmesi için Balkanlardaki evet. soydaşlarının ve Balkan coğrafyasının güvenliği önemli. Evet. Gelip görmek gerekiyor Sayın Büyükelçin. Evet. Bilmiyorum katılır mısınız? O yüzden sizden son olarak Türkiye'ye de, Türk dünyasına da, TRT Avaz sadece Türkiye'ye değil Türk dünyasına evet. yayın yapan evet. bir kanal. Türk dünyasına da bir mesaj vermenizi isterim. Gelip neden Makedonya'yı görsünler, neden burada yatırım yapsınlar Sayın Büyükelçin? Çünkü Makedonya ile az önce ifade ettiğim gibi Makedonya ile Türkiye'nin ve Türk dünyasının bir gönül bağı var. 500 yılı aşkın süre aynı tarihi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşmışız ve bir sıkıntı da yaşamamışız. Bugün de yaşamamaktayız. Ayrıca ben bu vesileyle Makedon makamlarına da teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten soydaşlarımız olsun, buraya ziyaret eden veya burada yerleşik vatandaşlarımıza karşı olsun son derece saygılı davranmaktadırlar. Ciddi bir sıkıntı yaşamamaktayız. Her zaman işbirliğimizi daha da arttırarak sürdürme kararlılığındayız. Sayın Büyükelçim çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınız uğurlu gelir inşallah. Makedonya'yı, Makedonya'da yaşayan Türkleri mümkün olduğu kadar Türk dünyasına da sesi olmaya çalışacağız. Sağolunuz, değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hem TRT Avaz'a hem Makedonya Radyo Televizyonu'na bu önemli yayını gerçekleştirdiğiniz için. Teşekkür ederim. Sayın Büyükelçi'yi uğurluyoruz.